Herkese Nesine TV'den merhabalar. Çarşamba akşamı Euro Cup'ta önemli mücadeleler var. Artık sona gelindi Euro Cup'ta. 3 karşılaşma sizlere sunacağım. Güvendiğim 3 tercih. İlk maçımız 714 koduyla Neptunas Pınar Karşıyaka mücadelesi. Temsilcimiz Neptunas deplasmanına çıkacak. Neptunas'ı Galatasaray ile Hospital karşılaşmalarını hatırlıyoruz. Beşiktaş Integra Forex karşılaşmalarını hatırlıyoruz. Litvanya'da Euroleague'de Neptunas temsilcimiz Galatasaray ile Hospital'ı yenmişti. Eurocup mücadelesinde Beşiktaş Integra Forex Litvanya'da Neptunas'ı yenmişti. Açıkçası ben Neptunas'ın motivasyon anlamında sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Euroleague maçlarında taraftarın da daha yoğun ilgisi oluyor karşılaşmalara. Eurocup'ta Neptunas'tan o gerekli performansı, gerekli motivasyonu ben göremedim. Handikaplar yarım sayı temsilcimiz Pınar Karşıyaka'da. Pınar Karşıyaka özellikle Eurocup'ta çok iyi bir performans sergiledi. Burada 160.5 sayılık toplam sayı limiti var. Ben iki takımın da skor potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Rahat bir maç olacağını düşünüyorum. O yüzden üst tercihim olacak. Tarafta Neptunas'ı biraz daha şanslı görüyorum. Çünkü Pınar Karşıyaka artık Eurocup'ta iyice rahatladı. Çok değerli galibiyetler aldı. Neptunas galibiyeti denilebilir ama burada üst tercihi benim için ön planda olan tercih. 714 Neptunas Pınar Karşıyaka üst tercihim var. İkinci maçım saat 19.30'da Beşiktaş Integral Forex Paris Levallois'ı konuk edecek. Beşiktaş Integral Forex özellikle Türkiye Basketbol Ligi'nde son dönemde ardı arda mağlubiyetler aldı ve iyi basketbol oynamıyor. Kerem Tunçer'in sakatlığı etkiledi. Armstrong'un, Bajramovic'in sakatlıkları etkiledi takımı. Chris Lofton beklenen katkıyı veremedi bu oyuncuların yokluğunda. Yine tabii son saniye şükürle maç kazandırdı ama burada Beşiktaş Integral Forex'te bir düşüş görüyoruz. Paris Levallois'a konuk edecek. Açıkçası burada Beşiktaş Integral Forex galibiyeti benim için gerçekten çok değerli. 716 koduyla ilk yarı 1.5 maç sonu 3.5 sayı handikaplar. Konuk takım Paris Levallois'da 652 koduyla handikapsız oynama seçeneğimiz var. Ve 1.45'lik Beşiktaş galibiyet oranı var. 2.30 Fransa temsilcisinin oranı. 159.5 sayılık toplam sayı limiti var. Paris Levallois çok fazla şuta endeksi bir takım. Şutlar girmediği sürece Paris Levallois'un maç kazanması çok zor. Ben açıkçası kendi salonunda temsilcimiz Beşiktaş Integral Forex'in maçı çok net bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Net bir şekilde dedim ama ben burada 652 koduyla handikapsız 1.45'lik oranıyla Beşiktaş Integral Forex galibiyetini sizlere önereceğim. Artık Beşiktaş'ın kendi salonunda bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Ve üçüncü maçım yine temsilcimiz Banvit İtalya deplasmanına gidecek. Sassari ile deplasmanına karşılaşacak. İki takım arasında oynanan ilk maçı Sassari bandırmada bir sayı farklı kazanmıştı. Burada handikaplı 725 koduyla handikaplı oyunda yarım sayı ilk yarı maç sonu 1.5 sayı handikaplar. Temsilcimiz Banvit'te handikapsız oyunda 1.50 oranıyla Sassari galibiyeti var. Banvit'e verilen olan 2.15. Ben yine Sassari'nin maçı kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Banvit'in ben bu sezon oyunu çok fazla beğenmiyorum. Çok ciddi bir şekilde pivot sıkıntısı yaşıyor Banvit. Hatta pivotu olduğunu düşünmüyorum ben Banvit takımının. Burada Sassari kendi salonunda özellikle Sassari de şuta dayalı bir takım. Çok hızlı basketbol oynuyor. Maçın İtalya'da oynanacak olması, ev avantajı sahibi Banvit'in son dönemdeki oyunu ki Türkiye Basketbol Ligi'nde hafta sonu Bandırma'da İstanbul Büyükşehir Belediye'ye kaybetti Banvit. Ben burada Sassari'nin 1.50'lik oranını çok değerli görüyorum. Yine ev sahibi takımdan Sassari'den bir galibiyet bekliyorum. 653 kodlu Sassari Banvit mücadelesi için 1.50'den maç sonu bir tercihim var. Herkes oyunda kuponlarda bol şans. Görüşmek üzere.